bilirsiniz. Bunda açıkçası ne istiyorsunuz? Ben bir şey söyleyeyim. Biz maliyeye gidiyorsak ayıp olur. Hayır, kendine ayıp olur. Bakın kaymakamın bilgisi. Bağlantısı var diyor. Kim diyor? Aşk'ta diyor. Siz buralara müracaat edip Türkiye'ye yazılıysanız diyor. Onlara giriyor. Onlarsa ondan yönelirsiniz diyor. Bizim herhangi bir fazlalığımız yok. Hala ileriden diyor. Gelen yazılarımız sahip ediyor. Geçenler konuştuk. Nasıl diyor? Buraya gönderiyor. Siz şunu demediniz mi? Biz seninle Türkiye'yi istemiyor. Bizim önümüze düştü. Neyse bize onu göster. Onu göstersin. Ne oluyor? Sizin bir amirim olarak bildiğiniz için. Bir şey yapmayın.
Sonra evlerimize taşınabiliriz. Şimdi o yazı geldiğinde müteahhidin yetkili şey var, mühendisi var, rekabet. O şimdi BEDAŞ'a bunu teslim edecek. Ben de şimdi BEDAŞ müdürüyle görüşeceğim. Yani bir teslim edildiğinde siz bu işine kadar sırat yapabilirsiniz. Şeyle görüşeceğim şimdi telefon müdürüyle. Yani bu iş yaptı çıkışı çıktı. Yani hemen halletmek lazım. Ama hastaya kadar birine sağlık değil mi? Böylece başbakanın kendine de gelip çare yok. Teşekkür ederiz. Kaymakam Bey'e çıktık. Kaymakam Bey 7-8 kişiyi kabul etti. Konuştu. Halkın içine sizin gibi çıkıp da gerekli olan açıklamalar yapamadım. 10 dakikada her şeyi öğrenebilirdi. Neden bir mülki amir bizlere yardımcı olmadı? Üstüne yağmur yağdı. Bak sizin Allah razı olsun. Neyse gereğini söyledim. Şimdi burada bu koçlarla vakit kaybetmeyiz. Ben şimdi telefon müdürüne gideceğim. BEDAŞ müdürüne gideceğim. Tamam. Ya isterseniz hepiniz de gelebilirsiniz. Veya temsilciler de gelebilir. Bizlerden de bir bilgi alabilirsiniz. Yani bu işin artık çivisi çıktı, anlatamıyorum. Bu işi, bu işi ya çözülür, ya çözülür. Ben şimdi gideceğim. Yarın size ben şimdi daha çok
Başkanım, başkanım için de teslim edelim.